Ben o taraflara yakın diyebilirim. Göztepe'de yani Kadıköy, Göztepe, Ataşehir. Daha taraflara yakın. Allah'ım geçen gün Kadıköy sahibinden bir girdim. Kadıköy. Kadıköy kiralık ev. Tabii nereden yine? Sahibinden. Mesela en yenilere bakayım. En yeni ilan. Gene gelelim. Göt olsam yaniden. Fener yolunda 3 artı 1 geniş daire tahmini fiyat alayım. Bak evimiz 3 artı 1. Tamam mı? Evimiz 3 artı 1. 26 ila 30 yaş arası evimiz. 3 tane banyosu var. 11 katlı bir binada kendisi 3. katta bulunuyor. Tahmini fiyat alayım. 4500, 5000, 6500, 7000, 8000 diyen var. 6000 ya ortalama 5000 6000 civar diyorsunuz. Ne 6500. 6500 evimizin kirası. Evet. Gördüğünüz gibi evin içinde hafazan Allah bir çakmak yansa bütün tahtalar tutuşur alim Allah. Bütün tahtalar teker teker tutuşur. Evin içi çok eski bu arada. Bayağı eski. Ya mesela ben aile olsam ben isterim ki çocuğum sıfır bir evde otursun. Çünkü sürekli millet bir de vır vır biliyorsunuz ki Büyük İstanbul depremi, Büyük İstanbul depremi, Büyük İstanbul depremi falan diyorlar. Yemin ediyorum benim aklım uçar ya. Uyku uyuyamam anasını satayım. Peki o halde 4 yıllık SSK minibüs üniversite yanı 145 metrekare mutlaka görün boşluk G. Merdivenköy mahallesinde. 3 artı 1 bina yaşı 4. Bulunduğu kat 8. Kat sayısı 10. Tahminleri alayım. Zımdırı 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 zım 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 7000, 7000, 7000, 7000. Çok ağırlıklı 7000 deniyor. 12.000 diyen var. 12.000'de yapabilirler bu arada. Buna da gidebilirler. Buna da gidebilirler diye düşünüyorum. Buyursunlar 7.900. 7000 ama yani bakın bakın evde yukarıda ışıklar mışıklar var büyük banyosu var ya kaç artı kaçtı lan bu 3 artı 1 7900 her odada 2 kişi kalsa 3 kere 2'den 6 7900 bölü 6 gene pahalı gene pahalı. Burası düzgün bu arada. 8 kişi kalsak yine pahalı. Çok yüksek ya fiyatlar. Oh! Tamam, okey. Yok hayır değil. Şunu seçtim. Tamam. Göztepe'de 3 artı 0 net 125 metrekare 3 artı 1. Göztepe'de. Göztepe'de tahminleri alayım. Kiralık. Kiralık efendim. Buyurun. 5000, 5000 veya 4000, 3500, 7000, 6000 diyen var. 3000 diyen var. 6, 7, 5 o aralarda gidiyor. 6 diyelim hadi ortalamasına. Hazır mıyız? 14.000 lira. Bin lira. Kütahya'da böyle bir eve 14 bin istesem seni döverler. Bir döverler hem de var ya bir döverler. Yok 3 artı 1. 3 artı 1. Devam ediyor. Kutu açma tahminlerimiz var mısın yok musun? Yine. Okey tamam. Bence bunu kolay bilirsiniz bu arada. Bostancı'da Bostancı Mahallesi Lebi Derya manzaralı. Bak. 0 rezidans 330 metrekare. Hadi bakalım.
20 bin, 15 bin, 15 bin, 15 bin, 8,5 diyen var. 20-15 arası gidiyor daha çok bu arada. 20-15, 20-15, 20-15. Devam. Evet, yok mu Arturan? Yok mu? Bostancı Dersen'in fiyatı çar. 19 bin diyen var. 15-20 bin arası oldu. Hadi ben 17 bin, hatta 18 bin lira diyeyim. Geliyor, hazır mıyız? Zıms. 30 bin lira. Otuz bin lira. Ama lebi derya mı? Başlar. Yani leblebi değil. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Lebi derya manzaralı. Tabii. De rezidans. De rezidans. Kim bilir kaç tane yayıncı komşunuz olur. Tabii. Kaç tane ya? Rezidans boru mu bu? Yüksek ihtimalle ünlü insan görürüz. Pelin şimdi gör beni izleyip geldim. Ben de Afyon'da tosyon açalım, gel hep beraber. Açlar, teşekkür ederim burada sesin için. Hoş geldin. Bir gün açacağım ama tosyonu, görsen beni. Bakın bunlar en yeniler bu arada. Daha yani yepis yeni olan ilanlar. Tabii pek çoğu bugün verilmiş hatta. Şu anda bakıyorum da. Yep, doğru. Tamam. Suadiye sahilde sıfır mobilyalı lüks konut. Suadiye 3 artı 1. Ne bir derya manzarası falan filan bir şey yazmıyor yani. Öyle bir şey yok. Suadiye. 23 bin, 20 bin, 15 bin, 30 bin arası diyen var. Oha, bu nasıl bir skala bu? 15 bin başlar, 30'a kadar gider yani. Öleceğim düşünüyorum. 35. Oha bak, Suadiye deyince doğru fiyat tahminlerinde bulunmaya başladınız. 27.500 lira çünkü bu evin kirası. Mobilyalı, ultra lüks bir konutmuş burası. Bulunduğu kat 2. Yani mesela bence burası normal bir ev. Ultra lüks neyi var şu an bu evin? Ya ultra lüks ne gördük? Klozeti var. Klozet lüks değil abi. Klozet lüks mü? Jacuzzi görmedim be. Nerede jacuzzi? Yo, duşakabin var bu evde. Jacuzzi mokuzzi yok. İşte salon düz normal salon. Mutfak düz normal mutfak. Yatak var. Yani ultra lüks olan nedir? Hala Alaturka var. Benim biliyorum, benim evimde de var Alaturka zaten. O kadar para verip ayakta mı duş alıyorsun? Evet, ben şu an ona takıldım bu arada. Lüks o lüks. Yani Serra, böyle bir lüks mü var ama? Yatak var, komodin var abi. Nedir? Yok ya, yok artık LeBron James ya. Kalamış rezidans, muhteşem manzaralı, 5 artı 1, lüks mobilyalı, 300 metrekare. Hadi bakalım. Ne 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 ağlayacağım şimdi. Hadi bakalım. Bak tekrar sayıyorum. Kalamış rezidansta muhteşem manzara. Muhteşem manzarayı gördüm zaten. Andaki önünde deniz var. 5 artı 1 lüks mobilyalı 300 metrekare. Bina yaşını söylüyorum eğer hazırsanız. 21-25 arası bina yaşı. Hadi bakalım, kafa karıştırıcı soru geldi. Hadi bakalım. 50 bin 50 bin yazdınız. Bina yaşını söyledim. Net 50 bin. Efendim ki abla dudullu yapaksana. Otobüsün oraya mı? Efendim bu evimiz 50 bin lira aylık. Aylık 50 bin lira. Aa, bir dakika, burada oyuncu koltuğu falan var. Bekle bekle. Yoksa bitici bir yayın.
Yoksa öyle birinin evini mi bulduk? Dur hele dur. Efendim, bu arada hiç bilmeyenler varsa biliyorsunuz ki Twitch Türkiye'deki birkaç yayıncı bit dolandırıcılığı yaptı. Eğer bundan haberiniz yoksa sürekli haberiniz olsun. İnsanlar çok unutulur zannediyorlar. Nah unutulur diyorum. Bakın. Hiç böyle hatırladığınız bir var mı? Yok. Benim yok, hiç tamam, devam ediyorum. P Queen ile var mısın yok musun da yeni tahmin geliyor hazırsanız. Onu bulursunuz hemen. Tamam. Trendom yuva kur, emlaktan kiralık. Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi'nde 1 artı 1. 26 katlı bir binada, 6. katta kendisi. Kiralardan bahsettiğim için 2 tane video aldım. Tamam Mehmet'im, bakarım ablacığım. Bakarım canım. Bekle. 1500 lira, 25 bin lira. Ne bu ya? Alayım tahminleri, alayım tahminleri. 6 bin, 10 bin, 5700, 6 bin, 10 bin, 7 bin, 7 bin, 26 bin mi? Ne? Bu ev hepinizi yanıltıyor. Bu evin kirası 4 bin lira efendim. 4 bin lira. İçinde ankastreleri de varmış. Buyurun. 45 metrekare. 71 numaralı daireymiş hatta bu. Fena da değilmiş ama yani 4001 artı 1. Buranın yani şey, gene az önce baktıklarımız yanında. Ama 45 metrekare 4000, bak dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. İnanılmaz. Burası Meryemcan'ın evi değil mi? Değil galiba. Hayır. Sanmıyorum bu tarafı olduğunu. Meryem Can karşıda oturmuyor mu ya? Karşıda oturuyor. Eyleyken böyle olmuş yine. İnanılmaz fiyatlar. Vallahi Allah akıl fikir versin. Bostancı'nın olayı nedir efendim bu arada? Ben gerçekten Bostancı'ya gitmedim, hiç soruyorum. Bostancı'daki özellikle kiralar nedir? Gülistan'dan Çatalçeşme'de 2 artı 1 kombini eşyalı kiralık daire. 26-30 yaş arası binanın yaşı. 3 katlı bir binanın 3. katında ev. Fikirtepe'ye baktık az önce. Bostancı dediğin yer sosyete yeri. Cidden mi? 7 bin, 6 bin, 3500 diyen var. 7 bin, 6 bin, 5 bin. 6 bin herhalde ortalama buradan. Ama 10 bin 10 bin diyen de çok. 8 bin lira. 8 bin lira ya. Ya çok yüksek. Ya bir şey söyleyeceğim, yani duş perdesi falan var yani evde. Ev ne kadar tertemiz bu arada. Eve bakanlar iyi bakıyor. 8 bin çok yüksek ya. Olacak iş mi bu ya? Ha, köpüşleri kucağında yürüyüşlere çıkanlar bu taraflarda oturuyor demiş bak birisi. Köpeği kucağında yürüyüşe çıkartmak ne kadar mantıklı bu arada. Yani köpeğin sonuçta eşelenmesi, gezmesi lazım yani. Korkunç. Okey. Son. Bu son. Bu son. Şaşkın Bakkal Kazım Özalp Sokak Sahil Bandında Balkonlu 4. Bina. Suadiye'deymiş bu evimiz. Kendisi 3 artı 1. Bina yaşı 2. 4 katlı bir binanın 2. katında. Buyurun. Ortalama 15 bin geldi. Çok. Çok hem de. Fazla fazla 15 bin geldi ortalama olarak. Ne? 18 bin. 18 bin.
Belli ki evde oturan da var. Yani evde bayağı oturan, yaşayan, belki de bir dönemde 18 bin lira veren insan var. Arif bu kadar bu kadar ödeyebilecek adam o evi satın almaz mı zaten? Niye kira ödesin? Şu an İstanbul'da... Tamam, o zaman bekleyin. Hadi onu da gösterin. Ben sürekli olarak ben bakmayı çok seviyorum abi sahibinden. Benim artık şeyim olduğu için biliyorsunuz ki. Ne diyeyim? Hobim. Bekle. Evet. En yenilere tıkladım. Hazırsanız söylüyorum. Bağdat Caddesi'nde yürüme mesafesinde teraslı 6 artı 2 355 metrekare dubleks Fener yolu. Bina yaşımız kaçmış? Bina yaşı 2. Bu şu anda satılık. Satılıklara geçtim. Satılık bu. 3 milyon diyen var. Bu satılık efendim. 2 milyon diyen var. 1,5 milyon diyen var. 1,7 milyon diyen var. 2,5 milyon. 5 milyon. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Net 2,5 milyon deniyor. 4 milyon deniyor. Okey, o halde. 7,3 milyon. Ya siktir ya. Ya. 7,3 milyon. Ya bakar mısınız ama ya. Burada zengin yaşıyormuş ki burada. Ben çocuk odasından anlarım abi zengini zaten. Zengin zaten kendisini çocuk odasından belli ediyor. Durum olmayan insan da kendisini çocuk odasından belli ediyor. Abla benim odam yok. He işte Memi. Onun kirası baksana abi giyinme odası var yani. Daha artık ötesi mi var? Giyinme odası da zenginlik. Ben size söyleyeyim. O teras meras falan filanlar. Neler neler oluyor ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nedir? Bitmedi, bitmedi. A, dur arkadan müzik açıyordum. Arkada müziğim çalmaya devam etsin. Çok geliyor mu sesi? Rahatsız ediyor mu sizi müziğim? İyi midir ses seviyesi? Ha iyi, tamam o zaman. Tamam. Böyle ses geldi mi daha iyi geliyor da bana o yüzden. Okey. Hazırsanız başka bir eve geçiyorum. Çünkü az önce dediniz ya hani bu insanlar bu kiraları vermek yerine ev alsalar diye. Az önce Kadıköy civarındaki kiralara baktık. Şimdi Kadıköy civarındaki evlere bakıyoruz. Eğer hazırsanız. Hangisi? A, tamam. Okey. Şaşkın Bakkal sahilde net 250 metrekare deniz manzaralı 4 artı 2 teraslı dubleks. Hadi bakalım. Buyursunlar. Bulunduğu kat 12, kat sayısı 12, bina yaşı 0. 6 milyon, 5 milyon. 3,5 milyon, 7 milyon. 14 milyon diyen var. 9 milyon, 10 milyon. 8 milyon max diyen var. Oha! Bir dakika ben emlakçıyım. Ben emlakçıyım. Max 8 milyon diyen bir insan var. Devam ediyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum size. Bakıyorum, bakıyorum. 10 milyonlar var yine. 12 milyonlar. Birisi 20 milyon demiş. 17,5 milyon.
Evin manzarası bu ha. Evin manzarası bu. Evin manzarası bu yani. Ya şu an şunu düşünüyorum sadece. Şu an mevcutta mesela 17,5 milyonu kim biriktirebilir? Şu an onu düşünüyorum istemsiz. Gerçekten. Çünkü mesela çok iyi işlerde çalışan arkadaşlar var. Ben kendim gayet hani iyi kazanıyorum ediyorum. Açık konuşayım size. Ben alamam buraya. Mümkün değil. Yani gerçekten mümkün değil. He, bir yol daha var. Vergi ödeyince abi hiçbir şey almaya dair ümidin kalmıyor gerçekten. Vergi ödeyince ya çünkü şöyle mesela bir para var. Diyorsun ki bu parayı kenara atayım. Ama işte kenara atmak yerine bir yere veriyorsun. Abla fiyatı gizle, evi göster, öyle tahmin ederim. Fiyatı nasıl gizleyeceğim ki ben? Nasıl yapacağız onu? O zor değil mi o? Nasıl olacak o? Kamerayı oraya koyabilirim. Doğru, tamam, dur bekle. O zaman bir dakika, az önce açtığım evlerden bir tanesini açayım. Tam fiyatının olduğu yere geleyim bir. Bekle. Şarkı çok güzelmiş lan bu arada. Burada duracak değil mi tam kameram? Ha, tamam. Bekleyin. Şimdi size evi de göstereceğim. Böylece fiyatı nokta atarsınız diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Okey. Eğer hazırsanız açtım bir tane ev. Ev çok güzel. Tamam. Hadi bakalım. Optima'dan Bağdat Caddesi Etik Sitesi Ultra Lüks Mimari Tasarım efendim. 4 artı 1, 11-15 yaş arası, bulunduğu kat 2, kat sayısı 12. 50 milyon diyor. Oha! Bakar mısınız peki arayıp bakarsınız ki siz böyle. Dur evi gösteriyorum. Burası salonu malonu. Buyurun burası mutfağı. Caddebostan'da bu arada tekrar söylüyorum. Kendisi Caddebostan'da. Ağırlık 20 milyon geldi bu arada ya. Çok ağırlıkla 20 milyon var. Efendim bu evimizin fiyatını ben sizlere göstereyim. Tam da şöyle kendisinin sitesini sunduğu imkanları gösterirken şu şekilde göstereyim size. Buyurun efendim bu evimizin fiyatı 8,5 küsür milyon. Evin lavabosu odamdan güzel. Tahmin ettiğinizden daha uygun çıktı bu ev. Allah'ım 8,6 milyona ucuz der hale geldik. Delireceğim. Evin aidatı 1600 lira bu arada. Aidat. Vallahi birkaç sene önce, hele ki pandemiden önce 1 milyona falan güzel evler vardı yanlış bilmiyorsam eğer İstanbul'da. Ben size resmini göstermem. Size arada bakma ihtimaliniz var. Size şu an hiç güvenim yok. Aşkından Caddebostan Caddesi'nde full kapanmaz deniz manzaralı satılık daire. 16-20 yaş arası bir binada kendisi. 13 katlı binanın 12. katında. Yerden ısıtmalı. 8 artı 2 bu ev. 8 artı 2. Evin böyle aşırı güzel bir mutfağı var. Bembeyaz, ankastreli. Böyle altın tutamaçları falan var yani mutfağın. Yerler full parke. Geniş, çok güzel, ferah bir salonu var. Balkonunda bile parke var bu evin. Balkonunda bile parke var. Koridorda aynalar var. Bu siyah banyolar var. Siyah duşakabinli banyolar ondan var. Bakayım başka görüş. 8 tane 8 artı 1'miş. Ebesin öyle kesin yani. Hangi birine bakayım? Varak var mı? Var. Şu an tam karşısında varak duruyor. Varaklı bir aynası var. Tam karşımda. 33 milyon, 20 milyon.
6,5 milyon, 11 milyon demiş birisi. 10 milyon, 20-25 milyon. Buyurun. 12,8 milyon. Bakın bu da varaklı yeri. Mutfağı çok güzelmiş bu arada. Mutfağını aşırı beğendim. Acaba düşündüğüm kişinin evi mi? Bilmiyorum kimi düşündüğünü. Bir şey söyleyeyim. Bence burası mesela 50 milyonluk evden daha güzel. Nedir? Evet. Aşkından Fener yolunda cadde yakını içi yenilenmiş 26-30 yaş arası 3 artı 1. Merkezi payölçer var yani doğalgazlı değil. Merkezi sistemle ısınıyor. Yaz kış ısınma parası ödüyorsunuz. Bulunduğu kat 2, kat sayısı 11. Bu evin yaşı çok yüksek mesela. Şöyle söyleyeyim size, ev tertemiz. Bayağı tertemiz. Banyosu çok güzel. Yerler parke yine. Giyinme odası var. 3 artı 1'in bir odasını giyinme odası yapmak neden mantıklı bilmiyorum ama. Ankastre yok. Birisi 2,5 milyon demiş. Birisi 16 milyon diyor. Birisi 11,5 milyon demiş. 10 milyon, 13 milyon. Giyinme odası o şiv olarak. Ha, ben bir kullandım şimdi. Ne demek ankastre? Yok, koymamışlar ankastre. 950 bin diyen var. Bak yine bir emlakçı. Yine bir emlakçı 2 milyon demiş. Hangi emlakçı bu? Buyurun. 2 milyon 895 bin. 30 yıllık bina. 30 yıllık bina demek 99 depremi öncesi bu bina yapılmış demek. O dönemki yönetmelikle yapılmış demek. Yani bu da demek ki benim her gece gerilerek uyumam demek. Benim gibi bir fobiniz varsa eğer. Bu emlakçıdan almayın. Bizim çetimizdeki emlakçıdan alalım. 30 yıllık bina. Yani böyle içini böyle yapıyorlar. Ben bunu çok üzülüyorum bu arada. Yani içini bu hale getiriyorlar. Belki yönetmeliği de vardır. Bilmiyorum tabii ki de ama. Çünkü bazı evlerde mesela şimdiki deprem yönetmeliğine göre şeyden geçiyorlar. Mesela benim eski evimin uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında hem Batuhan ailesi hem benim ailem de daha çok panik olmuşlardı. Mesela biz o yüzden buraya taşındık. 31 yıllık binalar güvende olabilir. Çok saçma bir şey. Zaten emlakçı tutmak ev sahipleri genelde boomer olduğu için kendi yapamayıp boşuna araya bir para alacak insan daha sokuyor. Hayır, öyle değil aslında. Şimdi şöyle düşünün. Aslında emlakçının olması şundan kaynaklanıyor. Diyelim ki sen kendin koşturamayacak, edemeyecek durumdasın. Emlakçılar aslında normalde bunun için varlar. Senin yerine koşturmak, etmek yerine. Bizim ev de Fener yolunda. Fener yolu tarafı çok güzel. Fener yolu tarafı, Kalamış tarafı. Ben o tarafları çok seviyorum. Genelde zaten ne zaman İstanbul'a gitsem hep o taraflara gidiyorum. Böyle orası şey gibi geliyor. Yani İstanbul'da değilmiş gibi geliyor orası. Sanki Türkiye'de de değilmiş gibi geliyor. Başka türlü bir güzellik de yani bence. İnsanları da tatlı. Genelde böyle geliyorum. Benim şu an olduğum yer normalde balkon ama ilk iki katta odaya dahil etmişler ve çatlaklar var duvarda. Hep bina minimum 40 yıl. Benim oturduğum bina 50 yaş üstüydü bu arada. Fenerbahçe Acıbadem tarafı çok çok güzel, tam oturulacak yerler. Evet, o taraflar çok güzel ama işte hem kiraları çok yüksek ya, bir de çok eski binalar var ama çok eski binalar olmasına rağmen çok yüksek kiraları falan var. O tarafın biraz öyle bir sıkıntısı var. Antalya çok pahalı. Antalya'nın tatil beldeleri daha çok pahalı. Merkezi o kadar da pahalı değil ya. Emlakçı buldu birisini, adam dedi ki şu an satmıyorum. Emlakçı aradan çıkırıp o iki kişi anlaşırsa. Genelde öyle oluyor bu arada.
Her yerde evler uçuyor. Evet, her... Şarkının adına bakayım hemen şarkının adına. One More Day. Alfie Templeman. Pardon. Kahve çarptı. Aradan çıkaramazsın sözleşme. Çıkaran çok oluyor bu arada. Çok fazla oluyor. Ben çok denk geldim en azından. İnan İzmir'de pahalı. Açıkta kalan öğrenciler vardı. Dönemin başında daha aşko. Ankara ne alemde? Mesela Ankara'da en çok üniversitelere yakın olan yer Beştepe. Bir yere daha yakın ama. Bahçeli evler, Beştepe. Daha çok zaten insanlar genelde o taraflardan tercih ediyorlar. O kadar pahalı mı acaba Ankara'da? Beştepe, Meriç Caddesi. Bu arada Beştepe'nin şöyle bir özelliği var abi. Beştepe'de yüksek binalar yok. Hiç yok hem de. Yani hep böyle 4 katlı, 5 katlı, maksimum 6 katlı falan binalar var. Biz de bilgisayar alacağız diye para biriktirelim bir senedir. İnsanlar PV milyonlar verirken. Diyecek çünkü şair dozi. Beştepe Meriç Caddesi Teşhis Sendikası karşısında 3 artı 1 kombili giriş katı. 26-30 yaş arası bina. Tahminleri alayım. Dört bin. Ankara'dayız şu anda. Şu an Ankara tarafındayım. 4000. 2400. Evin içi şahsım adına söylüyorum, kötü bence. Çok da iyi değil. Ya birkaç sene önce bu eve bu parayı istese kavga kıyamet kopardı. 2000 lira. Yerler taş. Bazı yerler. Burası banyo, şey, tuvaleti. Oradaki evlerin hepsi, bizim ev öyle değil. Bizim ev değil böyle. Burası banyosu. Mersin falan taraflara uygun ya. O kadar pahalı değil oralar. Mersin, Adana. Ha, ama mesela öğrenci olduğumu düşün. Bu orayı iyice temizlesem etsem, mis yapsam. Yok ya. Ya mesela şeye bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim ya size. Drop mu girdi? Bir sarsıldık. Sarsılmaya devam ediyoruz bu arada. Bir dakika. Düzelmiş olması lazım şu an. Düzeldik düzeldik. Bir sallandık ama yıkılmadık. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz şu an. Ben Çankırı'ya uzun süre gitmedim. Gram fikrim yok. İstanbul'da yaşamama rağmen çok biliyorum da yaşadığım civarı biliyorum. Ne taraflarda yaşadın ki acaba? Sonra Tudor hoş geldin bu arada. Hoş geldin. Aboneliklerimi okuyacağım ya. Düzeldik düzeldik. İyi durumdayız şu anda. Geçti geçti. Değmiyor. Bu evlere bu paraları vermek 3 kişiyi de bile zor olur normal gelire. Evet işte bir aslında sıkıntı o birazcık zaten. Ya ben kendim de öğrencilik dönemi yaşadığım için aslında söylüyorum bunu tamamen. Zaten asıl rahatsız eden şey şu. Ya benim öğrencilik dönemimde yani ben ev kiramı mesela 200 lira ayırıyordum. Bursumdan da 200 lira kalıyordu. Pıtırık pıtırık böyle kendi kendime kazandıklarım ettiklerim de vardı. Onlarla beraber geçinebiliyordum, edebiliyordum. Marketler ucuzdu. Şimdi pek öyle değil. Oha 100 yıllık ev mi var? Tabii ki de var bu arada. Konya'da deprem mi oldu? Geçmiş olsun, bir sıkıntı var mı? Deprem çok hassas bir konu olduğu için bu arada çok şey yapamıyorum. Yayınlarda genelde olduğunda çok fazla konuşmuyoruz çünkü bu konuyla alakalı. Ya mesela benim çok ağır ciddi fobim var. Ama bunun yanında şey olan arkadaşlar da var. Yani ne yazık ki bu felaketi yaşamış etmiş. İnsanlar da olduğu için deprem konusunu çok da fazla açmıyoruz açıkçası. Böyle bir olay var efendim. Geçmiş olsun herkes. Herkese çok büyük geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. İnşallah bir sıkıntı bir durum yoktur. 5,1 bir de.
Çok büyük geçmişler olsun. Adam biri bizim burada korktuğu için üçüncü kattan atladı ve ambulans... Ama işte. Bu fobi çok farklı bir şey ama ya. Yani özellikle deprem olayı. Bir de deprem çok ülke gerçeği bir şey. O konuda da bir önlem alamıyor. Ne yapacağız bilmiyorum artık. Kardeşim artık Jahre'nin göreve ya. Vallahi artık yani abi meclise giriyorsa girsin. Girebiliyorsa şimdi girsin. Girebiliyorsa bugün sokalım artık ya. Bir ilgilen ya. Benim bir vatandaşa birkaç şikayetim var yani söyleyeceğim kendisine milletvekiline yani. Yani gün diyeceğim. Abi diyeceğim bu ben bir liste vereceğim bizden kelli hiç merak etmeyin. Efendim daha dün gittim markete. 2 cips, 2 paket sigara, ekmek, soda ve tuvalet kağıdı aldım. 100 lira dedi. 100 lira dedi la kasiyer dumur oldum. Ne zamandı o ya? Ulan şimdi valla yemin ediyorum hatırlamıyorum. Ne zamandı? Birkaç gün önce galiba simit söyledim. İki tane simit, bir peynir, bir kola. Ne kadar ödemiş olabilirim? Tahmin. Bir de kola. Tahmin. Elliye yakın bir şey ödedim. Simit, kola, peynir. Simit, kola, peynir. Dört buçuk lira verdim bir simite. O çörek vardı ya bir tanesini. Sen söylüyordun neydi? Balkan çöreğini diyorsun Hakkı. Balkan çöreği. Güzel oluyor Balkan çöreği ama. İlginç fiyatlar ya. İlginç de değil. Abartı artık. Gerçekten abartı.